Akşam haberlerinde NTV'nin helikopterinin de Sel bölgesinde olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz saat içinde bütün bu bölgede, yani Silivri'de, Saray'da, bu civarda nasıl bir tablo vardı? Havadan tespit ettik. Ergün Güven helikopterdeydi ve işte izlenimleri. Felaketin boyutlarını göstermek için şu anda havadan bir çekim yapmaya çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım Oktay Uçar'la birlikte. Evet, aşağıya baktığımız zaman gerçekten de felaketin boyutları rahatlıkla görülebiliyor. Şu anda tam deniz kıyısındayız. Selimpaşa mevkiindeyiz. Ve pilot arkadaşımız birazdan aşağıya doğru alçalmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi işte bu kısım tam Selimpaşa sahili, yazlıkların bulunduğu bir yerdi. Şu anda araçların sular içinde olduğu yeri görebiliyorsunuz. Aslında burası plajdı. Yazlıkların arka kısmından sahile doğru oluşan sel araçları sürükleyerek denize kadar getirdi. Alçaldıkça felaketin boyutları daha da net bir şekilde görülüyor. Gerçekten de büyük bir zarar görmüş durumda Selimpaşa'nın özellikle sahil kısmı ve şu anda da dalgıçlar gördüğünüz gibi bölgede araştırma yapıyorlar. Tabii ki her ihtimale karşı bu sel sularına kapılmış birisi olabilir mi ihtimaliyle yapılan araştırmalar bunlar. Araçların içinde insanların olup olmadığı endişesi de var tabii ki. Gördüğünüz gibi neredeyse denizde diyebiliriz araçlar. Aslında burası deniz suyu değil, tamamen yağmurdan oluşan sel sularının oluşturduğu bir bölge burası ve hala da akmaya devam ediyor. Yazlıkların hemen ortasından gelen yol tamamen çökmüş durumda ve orada bir şelale oluşmuş durumda. Burada gördüğünüz araçların yarısı sular altında kalmış durumda ama bu suların altında tamamen gömülmüş vaziyette araçlar olup olmadığı bilinmiyor. Tabii ki buradaki en büyük endişe de her ne kadar şimdiye kadar bu şekilde bir kayıp haberi gelmediyse de suların altında gömülü olan araçların içinde kimse olup olmadığı endişesi. Şu anda da hemen yazlıkların bulunduğu bölgenin yanından geçen E5 karayolunun üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi yol tamamen trafiğe kapanmış durumda. Bugün yağmurla birlikte E5 karayolu sular altında kaldı ve güçlükle temizlenebildi. Yol büyük hasar gördü. Bu yüzden de yol trafiğe kapatıldı. Şimdi de Silivri'nin üzerindeyiz. Silivri'de de adeta bir can pazarı yaşandığını söyleyebiliriz. İnsanlar gerçekten sel sularından korunmak için ellerinden geleni yaptılar. Bazıları evlerini çatılarına çıkarak kendilerinin kurtarılmasını beklediler. Ve şu anda gördüğünüz gibi Silivri'nin sokakları sular altında kalmış durumda. Hemen ilçe merkezini görüyorsunuz. Tamamen sularla kaplanmış durumda. Saray bölgesine gitmek istediğimizde, saray bölgesindeki felaketi göstermek istediğimizde pilotumuz o bölgeye uçmaktan imtina ediyor. Çünkü bölgede hala çok şiddetli bir yağış olduğu şeklinde meteorolojiden uyarı geliyor. Silivri'nin iç kesimlerine doğru uçtuğumuzda da yine aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bir otobüs yarısına kadar sulara gömülmüş durumda. Ve araçlar bu suların içinde ilerlemeye çalışıyorlar. Tabii birçok araç da ara sokaklarda bu derin sularda mahsur kaldı. Ve şimdi de Çatalca bölgesindeyiz. Çatalca civarındaki birçok köydeki evlerin sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Sel suları büyük bir bölgeyi kaplamış durumda. Çukurda kalan bölümler, özellikle çukurda kalan bölümlerin içindeki evler bu sel sularından büyük bir zarar görmüş durumda. Sadece evler değil, etraftaki ağaçlar da bu sel sularından büyük zarar gördü. Bölgedeki fabrikaların bahçeleri tamamen sularla doldu. Hatta tren yolu bile sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkıldı.